Şöyle sorayım. Yani hangisi gerçek? Tezkereye hayır mı demek, Kandil'i yerle yeksan etmek mi? Ya da şu mu gerçek? Kandil'i bu iktidar değil, ben yerle yeksan edebilirim mi demek istedi Yine acaba? tam tezkereye ihtiyacınız Yine olacak. tezkere Şimdi gerekecek. fark etmez. Tezkereyi belki kendi dediği çerçevede hazırlayacak. Yani uyduruyorum, yabancı asker olmayacak mı acaba? Bir yıl mı olacak Yani süresi? ya ben hani o Yani sorarlar anlamında hangisi? Bu ya açıklamaların ya hangisi? işte ben çok Kandil'i şey Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi hükümeti yerle bir ederse ben onu alkışlarım. Bu kadar benim için. yani edebilirse tabii. Kim yerle bir ederse, oraya kim Türk bayrağını dikerse ben onu desteklerim. Gerisi teferruat. Ve ya şu anda zaten hani bir yandan da AK Parti'nin özellikle terörle mücadelede ciddi başarı sağladığı ortada son dönemde. Yani Türkiye içindeki PKK militan sayısının azalması, işte Kandil, Kuzey Irak geçişinin kapatılması, Kuzey Suriye'de eğer bu harekat olmasaydı 911 kilometre YPG'nin eline geçiyordu. Birçok yeri kontrol etmişti. Yani terörle mücadelede zaten bir başarı var. Bu başarının üstüne koyarsınız. Yapabiliyorsanız Kandil'de yerle yeksan edersiniz. Ama bana çok inandırıcı gelmedi. Ben olayın geçtiği yer itibariyle o milliyetçi hassasiyetle söylemiş bir şey olarak düşünüyorum. Ve çok anlamadım. Yani olay Yozgat'ta geçiyor, anlamadım. Bununla ilgili bir hikaye var. Adam bir hızlı okuma kursuna gidiyor. Diyor ki ben diyor 4 sayfalık bir kitabı bile 2 saatte bitirebiliyorum diyor. Nasıl ya diyor. Mesela diyor Tolstoy'un Savaş Barış kitabı 3 cilt 1200 sayfa diyor. 6 saatte bitirdim diyor. Hadi ya diyor ne anlatıyor? Olay Rusya'da geçiyor diyor. Başka olay Rusya'da geçiyor. Bu kadar anladım. Ben de bu kadar anladım. Yani gerçekten anlamadım. Olay Yozgat'ta mı? Olay Yozgat'ta geçiyor, bu kadar anladım. Çünkü şimdi HDP'ye bakışınız, Demirtaş'a dair söyleminiz, tezkere hayır deyişiniz, bunun mesela bu sözü başka hiçbir yerde söylememeniz falan, bütün bunları üstte koyduğumda yani bu sözü söylemediğinizde zaten Yozgat'ı almıyorlar. Bunu söyleyip söyleyecekse öyle alıyorlar. Ya ben biraz yerle bir bağlama olduğunu düşünüyorum. Ya da ikinci ihtimal Abdülkadir işte abinin dediği şey... Ama çok eski bakış açısı bu. Benim de söylemeye çalıştığım bu. Yok ya ben zaten doğru olduğunu söylediğim için değil sevgili Hande. Yani burada bir eksik olduğunu düşünüyorum. Ya da ikinci bir ihtimal bu tezkereye hayır demekle ortaya çıkan hani CHP bir samimiyet testine tabi tutuldu. Bu doğrudur ya da ben yaptım anlamında söylemiyorum. Yani sakın beni yanlış anlamayın. Hani benim haddim değil yani. Ben bir gazeteciyim, sadece izlerim, soru sorarım, yazarım. Burada ama CHP bir teste tabi tutan bizzat seçmen. Yani bir şekilde işte mesela sen yani Mehmet Ali... Yozgat da söyledi diye şunu söylemeye çalışıyorum. Ya kameralar var, canlı yayınlanıyor. İnsanlar YouTube'dan giriyor, olsun, canlı izliyor. Hayır. Diyarbakır da dinliyor. Onu söylemeye çalıştığım tamam, bu. Tamam. Ama geçmişte de oldu. Yani Demirel Diyarbakır'daki Kürt realitesini tanıyorum dedi. Ankara'ya geldi. Şey diyor ki Necmet İnceveri ne yapacağız diyor. Ya Kürt realitesini tanıyoruz dedik. Binalaya bir şey yapacağız demedik. Yani ve Diyarbakır'da full çekti. Şimdi geçmişte de örneği var. Yani Kürt realitesini tanıdık. Binalaya bir şey yapacağız demedik. Yani şimdi dolayısıyla ben hani bu böyledir. Böyle o doğrudur anlamda söylemiyorum. Siyasette örnekleri var. Hı. Parçaları yan yana koyuyorum. Kafama oturmuyor. İkincisi bu tezkereyle hayır demesiyle CHP ciddi anlamda teste tabi tuttu. Bak Mehmet Ali Çelebi. Bir dakika şey yapalım. Memleket bir cümleyle. Peki. Memleket Partisi milletvekili. Genç bir teğmen. Ergenekon'da içeride kalmış. Mesela onu Atatürkçülüğünden milliyetçinde şüphe eden var mı? Yani en azı düşmanı bile herhalde bundan şüphe etmiyor Atatürkçülüğü ve milliyetçilik konusunda. Ya çok net bir şekilde dedik ya bu parti meselesi değil dedi. Hı hı. Bu memleket meselesi dedi. Ama işte CHP hayır dedi, o zaman benim CHP'den niye ayrıldım daha iyi anlaşıldı dedi. Şimdi doğal olarak şimdi buradan da CHP sıkıştı. Yani sadece Mehmet Ali Çelebi değil. Birçok kişi Atatürkçü, laik kendi tanımlayanlar da ya biz niye bunu böyle yaptık dedi. Oturtamadı. Hı. Şimdi o ortaya çıkan hasarı belki kapatmak için yaptı. Ama hani sonuç itibariyle bunu söylemesi hani ne kadar inandırıcı yarattık benim kafamda biraz soru işareti. O yüzden olay Yozgat'a geçiyor diyorum. Yani çok anlamadım. Peki. Bülent Bey nedir? Hangisi? Yani
Yani siz çelişki görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Tezkereden başlayalım. Hayır şöyle, yani tezkerenin gerekçelerini çok konuştuk ama mesele şu, tezkereye hayır deyip Kandil'i yerle yeksan etme açıklaması... İkisi farklı şey ama. Yani tezkereye karşı çıkmasının gerekçesi olarak içerik ve süreyi gösterdi. Ama içerik yani, hep aynıymış. Yani süresi anlamında farklılık var. Ve bu süre seçim dönemini kapsayan ucu açık, işte burada tezkere önümde. Diyor ki şumul miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ve bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılmasıyla Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre gerekli düzenlemelerin yapılması diyor. Şimdi burada yani Cumhuriyet Halk Partisi bu tezkereye karşı çıkmasının birkaç tane sebebi var. Yani öncesinde evet derken de aslında eleştirerek evet diyor. Yani 2019'da 2020'de eleştirerek evet diyor. 5 kere evet demiş Bülent Bey. Hayır hayır, yani daha önceki CHP tezkereler, yani Suriye krizi ortaya çıktıktan sonra Irak, Suriye onları söylüyorum. Irak tezkerelerinde bugüne kadar bir sorun çıkmamış zaten. Yani orada sınır ötesi operasyon yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi bunların hepsine zaten tamamına evet demiştir. Burada bir sorun yok. Olay Suriye ile alakalı. Şimdi Suriye ile alakalı şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi daha önce demiş ki ben bu tezkerelere evet diyorum. Şu gerekçeyle. Bir, sınır güvenliğini sağlayıp orada bir tampon bölge oluşturup, güvenli bölge oluşturup orada göçü engelleyecek bir mekanizma kurman için buna evet diyorum. İkincisi, oradaki terör yapılanmasını engellemek için ve oradaki Türk askerinin, orada bulunan Türk askerinin burnunun kanamaması, onların güvenliği için evet diyorum demiş. Ama gelinen noktada iktidarın bu konuda hiçbir şey yapmaması, bu konuda bir gelişme kaydedilmemesi, yani güvenli bölgeyle ilgili herhangi bir aşama kaydedilmemiş olması ve yaklaşan seçimler nedeniyle de bunun seçim döneminde sırf oy devşirmek için, içeride bunu politik malzeme yapmak için, olası bir askeri hareketle bunu sağlamak için yapılabileceği olasılığını dikkate pardon, alarak... Pardon, anlamadığım şu. Şunu çok açık soracağım şimdi. Temel endişe şu mu? Yani AK Parti iktidarı ya da Cumhur iktidarı seçimi kazanmak için askeri harekat mı düzenleyecek? Yani seçimi... Durduk yere. Şöyle, öyle. Bir dakika. Hayır. İki yıl seçim olmasını, döneminde. İki yıl olmasını buna bağladılar ve buna karşı çıktılar. Tamam Bülent yani, Bey, diyelim ki AK Parti iktidardan düştü. Şöyle, CHP geldi. Terörle mücadeleyi mi bırakacağız? Hayır, bırakmayacağız tabii ki. Tamam, tezkere o zaman ama itirazımız bunun ne? Bunun süresinin iki yıl olması bu kuşkuları arttırdı ve buna bir itiraz koydular. Şimdi ben biraz da iktidarın bu iki yılı yani Cumhuriyet Halk Partisi reddetsin diye içeri koyduğunu düşünüyorum. Yani bu içeriye koyduğunu. Çünkü böyle bir ihtiyaç yok yani. İki yıl olmasının bir ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Yani siz bunu bir yıl olarak getirirsiniz daha önce getirdiğiniz gibi. Hatta bununla ilgili daha önce olduğu gibi Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı gider. Muhalefet partilerini ziyaret eder. İhtiyacı söyler. Nasıl kullanacaklarını, nerede kullanacaklarını söyler. İkna eder. Ondan sonra bu tezkere meclise gelir. Mecliste bu konuşularak müzakereleri kabul ediyor. Ama burada bak diyor ki Mehmet, sınır, dakika, şumul hepsini Cumhurbaşkanı belirler. Diyelim ki AK Parti iktidardan gitti. CHP iktidara geldi. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı oldu. Zaten sınırına, şeyine, şekline, şumuruna, her şeyine Cumhurbaşkanı karar verir diyor. Dolayısıyla burada da risk yok. Yani iki yıl olmasının gerçekten bir şu mu, seçim yaptırmayacak iddiası var ya bir takım çevrelerde söylenen. Yok işte harekat düzenleyecek, yok olmadık bir savaş çıkacak ve seçim yaptırmayacak. Bu mu? Evet. Soruyorum. Yani bu seçim döneminde savaş hali deyip seçimi erteleyebilir. Evet. Bu işte güvensizlikten kaynaklandığı için ve bunun iki yıl olması da bu tartışmaları beraberinde getirdiği için Cumhuriyet Halk Partisi buna itiraz etmiştir. Ben de diyorum ki iktidar da zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna itiraz edeceğini bildiği için bunu bile bile iki yıl olarak meclise getirmiştir. Yani aslında getiren de bunun ne olacağını biliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten hayır demesini istiyor. Çünkü biliyor bunu. Ha tersini düşünüp şunu diyebilirsin. Ya Cumhuriyet Halk Partisi neden iktidarın bu oyununa geliyor da buna evet, hayır diyor, bu tartışmaların içine giriyor. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi
iktidarın her yanlışına evet demek zorunda değil ki. Yani siz meclis böyle bir tezkereyi 24 saat içerisinde değil 6 saat içerisinde alır. Yani meclis açık. Ben onun için yani bunu 2 yıl olarak getirince ama ben bakın, hala kuşkuları arttırıyorsunuz. Ben 2 yıla itirazı anlamadım Bülent Bey hala. Yo, söylüyor yani işte. Daha açık hali Hande'nin sorduğu gibi ve kulislerde konuşulan ya savaş hali deyip seçme erteleme ihtimali mi diyorsunuz? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Ben mesela? Böyle bir ihtimal görmüyorum ama böyle bir tartışma var. Yani iktidarın bunu yapabileceği, bunu oy için yapabileceğine dönük bir tartışma, bir kuşku var. Ama bu ne kadar örneği yok ki ya. İşte onun için siz bir yıl olarak getirin bunu. Muhalefet partilerini de ikna edin. Bir yıl olarak meclisten geçirin. İş cepheyi güçlendirin. Ama şöyle, niye iş cepheyi zayıflatacak şeyler yapıyorsunuz? Ama terörle mücadele yani, ve Suriye'deki durumu... Cumhuriyet Halk Partisi, anladın da Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar terörle mücadelede hükümete destek olmuş parti niye bugün buna karşı çıksın? İşte ve karşı bu. Çıkarken de gerekçesini de ortaya koyuyor. Peki yani bu gerekçeler giderilemez miydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazlarını gideremez miydiniz? HDP'den oy almak, HDP ile beraber olmak. Bakın HDP'nin tezkereye karşı çıkış gerekçeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı çıkış gerekçeleri farklı. Cumhuriyet Halk Partisi tamamen içerik, şekil nedeniyle karşı çıkıyor. Ama HDP'nin karşı çıkışının sebepleri çok daha farklı. O orada terör örgütünü muhatap alıp bir müzakere süreciyle bu işin yürütülmesini, oradaki operasyonlara karşı bu nedenle karşı çıkıyor ve karşı çıkış şekli farklı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman böyle bir şey söylemiyor. Yani ikisini bir araya getirirseniz, ikisi de aynı gerekçelerle peki, karşı çıkıyor derseniz çok büyük bir haksızlık tamam, yapılmış peki, olur yani. Hayır. Peki o zaman 2 yıl ve AK Parti de bunu bilerek yaptı diyorsunuz. Yabancı asker diğer hepsinde vardı. Yani buna evet demek Cumhuriyet'e ihanettir değil mi? Tam cümle buydu. Tabii evet evet. Yani bu çok ağır bir cümle değil mi? Şöyle bu niye? Demek, yani şöyle evet diyen niye Cumhuriyet'e ihanet şöyle etmiş oluyor? İYİ Parti mesela niye ihanet etmiş Cumhuriyet'e? Biz bu tezkereye evet demiş olsaydık Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurduk diyor. Daha önce ihanet mi etmiş? Evet dediklerinden. Hayır gerekçesi yani bu ağır bir cümle de neden yani neden Cumhuriyet'e ihanet edecek kadar ağır bir şey. Bu sonuçları öngördükleri için yani iktidarın bunu farklı şekilde kullanabileceğini, böyle bir riskin ortaya çıkabileceğini, bu nedenle ileride olası ortaya çıkacak sonuçlardan dolayı bunu söylüyor. Yoksa bugünkü ihtiyaç nedeniyle söylemiyor yani.